Orta Nokta devam ediyor değerli izleyenler. Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikteyiz. Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini konuşuyoruz. Sarı Kırmızılar ligde son 9 maçın 7'sini kazandı. Bu periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti Sarı Kırmızılar. Ve 9 maçta 22 puan topladı. Bugün itibarıyla da Galatasaray ligin zirvesinde. Alanyaspor deplasmanda Gaziantepspor'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta pazartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak. İlginç bir zirve yarışı, ilginç bir şampiyonluk yarışı. Şunu konuşuyorduk. Galatasaray sezon başında aslında istediği transferleri yapamadı. Yani nedir bu? Bonservis bedeli ödeyerek bir transfer yapamadı. Orta saha eksikliği çok konuşuluyordu. Neredeyse orada Taylan tek başına kaldı. Etebo'dan istediği verimi alamadı. Hoca ve büyük bir ihtimalle de ara transfer döneminde yollar bile ayrılabilir. Şayet Galatasaray transfer penceresi açıldığında kadroya takviye yapabilirse ligin sonuna doğru nasıl bir yol bekler? İlginç de bir sezon. Şunu da unutmayalım. Covid-19'a da mücadele ediyoruz. Mesela Fenerbahçe'de 3 tane yeni vaka var. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmemek lazım. Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla ara transfer dönemi başlıyor ve 1 Şubat'a kadar takımlar da kadrosunu güçlendirebilecek. Nihat, katılır mısın bilmiyorum ama biz sezon başında Fenerbahçe'nin çok fazla transfer yaptığını ve kadro kalitesini yükseltmiş olduğunu söylerken Galatasaray için de oturmuş bir kadrosu olduğunu ve sezon başı kampına problemsiz gittiğini söyledik. Bonservis bedeli vererek aldığın oyuncunun iyi çıkacağının bir garantisi yok zaten. Tabii. Yani mesela Arda Turan'ı bonservis bedeliyle mi aldın? Hayır. Ama bugün çok önemli işler yaptığından bahsediyoruz. Doğru mu? Oğulcan Çağlayan aynı şekilde. O da bugün maçın yıldızı. Yani kendi takımın içerisindeki yapıya uygun oyuncu illaki bonservis bedeliyle alınan oyuncu değil. Jardine geri döndü. Senin bonservis bedeli olarak da hem çok büyük bir yatırım yaptın hem de bir şeyler beklediğin oyuncu. Falcao'yu alırken çok fazla para ödedin. Ama her an satabileceğin de bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani sezon başında Fenerbahçe'nin hareketliliği evet çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı. Ama Galatasaray'ın oturmuş kadrosunun öyle 10 tane transferi ya da büyük bir bonservis bedeli ödenerek yapılacak bir transfere ihtiyacı yoktu ki Erkut. Bunu 10 kere falan herhalde o sezon başı transfer dönemlerinde konuşmuşuzdur. Ama bir orta saha almak isterdi mutlaka. Taylan böyle çıkmasaydı katılırdım. Evet. Yani orada Seri konuşuldu, Lemina konuşuldu ama Taylan Antalyalı performansı ve istikrarı yani bu transfer yapılamadığı için bir negatiftir söyleminin üstünü çizdi bana göre. Katılıyorum. Şimdi bir kere zaten ekonomik olarak durum iyi değildi. Bonservis bedeli ödenerek bir futbolcu almak artık hiçbir takımımız için kolay bir şey değil. Galatasaray'ın bugünkü oyununa, bugünkü kadrosuna baktığımızda hani ilk 11 yazabileceğimiz oyuncuların dışında yedek düşünülüp ilk 11 oynayıp gösterdiği performanslardan dolayı şu an çok iyi bir Galatasaray kadrosu var. Tam bir kolej takımı havası var. Şimdi sen bu takıma oyuncu alırken bir, bu takıma uyum sağlayacak mı? Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışındaki karakteriyle de. Hani ekonomik olarak bu takımı etkiler mi? Sonuçta artık günümüzde biliyorsun bir oyuncu transfer ettiğinde senelik aldığı parayı bildiriyorsun. Diğer oyuncuları rahatsız eder mi etmez mi? Çok düşünülecek kriter var. Baktığında çok mu lazım Galatasaray şu an oyuncu transferi? Bence çok da lazım değil. Ama tabii ki Taylan Allah sakatlık vermesin denilir ya. Ya o oynadığı sürece o bölge lazım değil. Ama bir tane onun gibi o olmadığında görevini yerine getirebilecek bir oyuncu oraya alınabilir ki. Aytaç'tan bahsediyor ki bence de Kasımpaşa'da o görevini çok iyi yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Hem defansif hem ofansif anlamda ama burası Galatasaray forması. Kolay değil buraya gelip aynı performansı göstermek. Bir de Falcao'nun durumuna bağlı diye düşünüyorum. Ama Falcao bile olmasa bak. Hoca sağ kanatta oynayanı devşiriyor, Oğulcan'ı forvet yapıyor, Babel'i devşiriyor, forvet yapıyor. Orada bile alternatif var. Alınabilirse bir de oraya diye düşünüyorum. Stoper olarak zaten Donk hem orta saha oynuyor, stoper oynuyor. Stoper'de de belki en iyi performanslarından birini gösteriyor son zamanlarda. Oyunu kurmakta hem defansif anlamda hem ofansif anlamda. Marcao bireysel hata yapmadı mı? Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri ama bireysel hata yapmadı mı? Top kaptırmadı mı? Penaltı yapmadı mı? Lyon'da da oynadığında görevini yapıyor. Baktığında orada da bir zenginlik var yani. O yüzden Galatasaray'ın çok transfere ihtiyacı var mı? Çok böyle takımla oynamak gerekiyor mu? Gerekmiyor diye düşünüyorum. Bunu da söylettiren oynamayacağını düşündüğümüz oyuncuların oynayıp çok iyi performans göstermesi. Mesela böyle bir Oğulcan beklemiyorduk. Yani. Belki böyle bir Taylan beklemiyorduk. Bu kadar şans bulması da
Hani Falcao'nun istikrarsızlığı, Jagne'nin işte olur olmaz hastalığı falan derken nasip oldu. Yani bazen futbolda kısmetin de önüne geçilmiyor biliyorsun. Hani kısmet oldu, o da iyi değerlendirdi. Kendini hazır tuttu. Ben bu takımda oynayamam deyip çok çalışan bir oyuncu olmasaydı bugünkü Oğulcan'ı da izlemeyecektik. Ama Aytaç konusunda muhtemelen gelmek istiyordur. Sadece Galatasaray olduğu için değil, Kasımpaşa'da da tuhaf sebeplerden kadro dışı kalıyor, tekrar geliyor falan. Yani çok huzurlu olduğunu düşünmüyorum ama tabii Galatasaray için Aytaç Karay'a bir bonservis bedeli ayırırlar mı, ayırmazlar mı? Yoksa oradaki alacağına karşılık bırakır gelir mi? Onu da bilmek mümkün değil. Şu bir gerçek, ne kadar bir oyuncu istersen iste, kulübün ekonomisini sarsmayacak bir oyuncusu ancak alabiliyorsun. Mesela Galatasaray'ın almaktan ziyade gönderdiği oyunculardan da çok kâr etme ihtimali var. İşte Belhanda gibi bir bonservis bedeli kazanabilirse. Peki Belhanda'nın halihazırdaki yıllık ücreti Galatasaray'ın biraz belini büküyor ya. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Şöyle bir gündem var Galatasaray'da. Belhanda'ya önümüzdeki 2 yıl için şu anki aldığından daha düşük bir yıllık ücret teklif edilip 2 yıllık yeni sözleşme imzalatılabilir deniyor. Böyle bir projeye ne dersiniz? Vallahi Belhanda'yı oynatacak olan biz değiliz. Fatih Hoca çok beğeniyor, tutuyor. Takımda tutmak ister. Galatasaray'ın bütçesinde sarsmayacaksa Belhanda'nın özellikle bu sezon oynadığı oyuna bakarsan kalmasını isteyebilir. Gayet doğaldır. Vallahi Fatih Hoca Belhanda'yı çok tutuyor. Galatasaray taraftarıyla o sıkıntılı süreçten sonra bile Belhanda'yı 11'de oynatan, formsuz olduğu dönemde bile 11'de oynatan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Çok güveniyor Belhanda'ya. Allah'a var, Belhanda da iyi oldu mu takımın en önemli oyuncularından biri yani. Asistleriyle, atmış olduğu gollerle. Tabii ki kalmasını isterler. Çünkü o mevkiler artık oyuncu bulmak ekonomik anlamda da kolay değil. Bu kalitede oyuncuların fiyatları çok yüksek yani. Kolay bir şey değil. Bu hafta Antep'le oynuyor. Antalya'yla oynayacak Galatasaray. Antalya'yla oynayacak Galatasaray. Tayland cezalı bu arada. Şimdi mesela Tayland cezalı. Fegoli'nin de ben çıkışına böyle fazla da doktorda değilim. Bir yorum yapmıyorum ama arka adalesini tutarak çıktıysa minimum 15 gün içerisinde geri dönmesi zor gözüküyor. Bu takımın ideal 11'indeki en değerli iki parçası yok şimdi. Evet. Şimdi, evet, Taylan Antalyalı'nın yerine Donk oynar, her pozisyonda iyi oynuyor falan diyoruz ama top kullanma becerisi, kesicilik konusunda aratmaz, top kullanma becerisi konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz Donk'un orta sahasına. Bu arada hafta içi fikstürü de geliyor. Onu da unutmayalım. Geliyor. Şöyle, Feghouli bu takımın en değerli parçası. Onu söyleyeyim. 8 numarada oynatsan, kenarda oynatsan, ne yaparsan yap. Eğer iyi bir performans istiyorsan bir maç içerisinde, göze hoş gelen futbol, kilit paslar, iyi asistler falan. Feghouli bir numaralı oyuncu. Onun yokluğunu bertaraf edip edemeyeceği de Galatasaray için çok belirleyici bundan sonrası için. Hatta sağ kanat için Süper Lig'de bir liste yapsak en iyiler diye, değil mi? Feghouli yazarız oraya. Ne bileyim, Gezzal'ı yazarız. Aklınıza başka kim geliyor diğer takımlardan? Vişçe'yi yazarız sağ kanat olarak. Endao'yu yani, yazabiliriz. Evet. Chadli'yi oynattı en son maçta, Fenerbahçe maçında mesela o pozisyonda. Yani farklı pozisyonda. Kanat oyuncuları iki kanatta da daha çok oynayabildikleri için yani bir sağ kenar oyuncu özellikle yazmak çok doğru değil bence. Ya şu an Galatasaray'ın fikstürünü gördüm de 4 maç sonra rakibi Beşiktaş. Valla ligimize bakıyorum. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol, tabii son maç hariç Ankara Gücü deplasmanı, Galatasaray'ın oynamış olduğu futbol bizi çok güzel bir maç bekliyor ya. Gerçekten yani. Sahanın tabii içinde o haftaya nasıl gireceğiz? Çok güzel bir maç bekliyor. Bu arada enteresan yani. O haftaya yani 5 Ocak'ta açılıyor, 17 Ocak'ta görünüyor şu anda o karşılaşma. O hafta yani iki takımın da yeni transferleri ya da takımlar ayrılacak ayrılan futbolcularla birlikte de böyle bir karşılaşmaya da girebiliriz. Yani. Beşiktaş'ın transferleri yan sahadan gelebilir mi? Bence Boyd olabilir mesela. Boyd, Lens. Lens olmaz. Emin misin? Eminim. Mesela genç zaten oyuncuyu yazdılar yabancı kadroya. Hotsic. Şöyle bir durum var. Hasic'in kiralanma durumu var. Leic'in gönderilme durumu var. İki tane yabancı açtın zaten oraya. Yani işte onu söylüyorum. Birini yan sahadan, birini Boyd olarak alırsın. Bence bir tane de muhtemelen bir yedek golcü olabilir. Eğer ki Cenk Tosun transferi olmazsa. Yani yerli alabileceğin isim yok zaten oraya. Ben de kaleci alacağını düşünüyorum. Hocam ama bunu net olarak açıkladı, almayacağım dedi. Şimdi şöyle, transfer dönemine kadar kalecini düşürmemek adına da yapılmış bir açıklama tabii, olabilir. Olabilir. Yani bence Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var. Ama çok güzel bir maç bizi bekliyor, o net. Ya 4 hafta sonrası, sen çok güzel söyledin. 4 hafta sonrasında takımların performansı nereye dayanacak? Hangi oyuncular olacak? Tabii. Hastalıklı olan olacak. Mesela Abubakar bu arada başı sağ olsun. Evet, annesini kaybetmiş. Evet. Yani nasıl dönecek? Tekrar eski performansı olacak mı? Şimdiden 4 hafta sonraki Beşiktaş-Galatasaray maçını konuşmak
ne bileyim şu anda olsa, hafta sonu olsa evet çok belki de bu ligde en iyi oynayan iki takımı diyebiliriz ama şu an öyle değil. Mesela hafta yani örnek veriyorum 3-4 gün sonra olsa Beşiktaş'ta Abubakar yok, Josef yok. Bu tarafta Pegoli yok. Evet, Taylan yok. Taylan yok. Bu parametrelerle değerlendireceğiz tabii yani. Fenerbahçe'de 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı değerli izleyenler. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Kulüp isim açıklamadığı için biz de isimleri açıklamıyoruz ama şöyle bir bilgi paylaşayım. 3 oyuncu da ilk 11 oyuncusu. En azından son karşılaşmada 3'ü de ilk 11'de oynadı. Bay geçiyorlar. Bay geçiyor. Bu süreçte inşallah belki bir maç kaçıracak bu 3 futbolcu. Ozan'da da böyle bir durum söz konusuydu ki zaten bu açıklandığı için Ozan Tufan'a söyleyebiliyoruz. Onun yetişme ihtimali muhtemeldir. Fenerbahçe'de bu açıklamayı yaptı. Zor bir süreç tabii ki. Yani sezonu bir de böyle de değerlendirmek gerekiyor. Hani diyoruz ya 17 Ocak haftası. Tabii. Allah korusun Galatasaray ve Beşiktaş'ta 3-4 tane vaka çıksa bu parametreler üzerinde konuşacağız o maçı da. Beşiktaş Başakşehir maçına öyle bir kadroyla çıktı ki ve kazandı. Sonrasında seriyle devam etti ki artık yani eksik oyuncular üzerinden çok fazla bir şey söyleyeceğim. Galatasaray da yaşadı onu. Galatasaray da yaşadı ve ikisi de bu konuda çok başarılı oldular. Ama Fenerbahçe'de çıkan pozitiflerden sonra bence oyuncuların kendisinin bunu açıklamaması rakiplerle biraz alakalı diye düşünüyorum. Yani rakiplerin analiz ederken karşılaşacakları takımları ona göre biraz belki analiz etme istekleri yoksa bence kendileri açıklar. Ama zaten biliniyor yani biz biliyorsak muhtemelen rakipleri de biliyordur onu. Ya yani. Şöyle bir gerçek var. Kadrolarda hani 25 oyuncu var, 28 oyuncu var ya maksimum. Hepsi hazır olacak. Çünkü yarın kimin oynayıp oynayamayacağı belli olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Tabii. Bu Covid-19'dan dolayı. Bu arada hepsi de oynuyor yani kadrolarda. Yani düşün. Herkes hazır olacak. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bütün oyuncular oynamış. Hani 10 maç belki görev almamış bir futbolcuya bile 11 şansı doğabilir. Onu yaşayacak, düşünecek ve hazır olacak futbolcular. Bu sezonun bence en önemli kriteri de bu. Ki bu maç trafiğinde zaten hep bahsettik. Senin alternatifin oyuncuların hani yedek olarak gözüken oyuncuların formdaysa, oynadığında görevi yapıyorsa o takım her zaman bir tık diğerlerinden önde olacak. Beşiktaş 7 eksikle Başakşehir maçına çıktı. Belki hiç favori değildi. Çıktı maçı kazandı yani. Bu çok önemli. Galatasaray için de bu geçerli. Şu an Fenerbahçe'de işte 3 tane var ki Ozan'la beraber 4 oluyor. Baylar bu hafta. İnşallah en kısa zamanda iyileşirler. Ama artık takımlar sadece rakibi analizi değil, sadece nasıl oynuyorumu değil, bu Covid-19'a da dikkat ederek yaşamak zorundalar. Orayı da iyi analiz etmek zorundalar. Mesela 4 oyuncusu olmasın bir takımın. Fenerbahçe kadro kalitesi ve genişliği bunu bertaraf edebilir. Beşiktaş mesela bertaraf etti Galatasaray. Trabzonspor sadece Abdülkadir Ömür'ün ki formda olmamasına rağmen yok bunu bertaraf edemedi mesela. Orta sahadan rakip takım ceza sahasına driplingle girecek ve hataya zorlayacak bir oyuncuya çok ihtiyacı vardı bu akşam. Abdülkadir Ömür yok. Yani kadro genişliği sezon başı planlamasında yönetimler tarafından ki Newton'dan ziyade Trabzonspor yönetimi yaptı diye söylüyorum. Ne kadar doğru yapılıyor? Hani biz bu futbolun içerisinden gelenler yönetsin dediğimiz zaman ne anlıyorlar bilmiyorum ama bir kadro yapılırken her bölgesi için doğru iki tane oyuncu yazabilmek, transfer edebilmek genelde futbolun içerisinden gelen insanların daha kolay hesaplayabileceği bir şeydir. Bunu böyle herkesin ben biliyorum söylemleri üzerinden yapmaması lazım futbolda ya. Hem parası olarak zarar ediyorsun hem sportif başarı konusunda çok çok gerilere gidiyorsun. Trabzonspor çok iyi örneği bu sezon için. Ki Trabzonspor geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdi. Türkiye Kupası'nı kazandı. Öyle bir yapılanmaya girdi ki sanki geçen sezonu ilk 10'da tamamlayamamış. Türkiye Kupası'ndan erkelenmiş. Bir anda biz böyle bir değişim yapalım. Tamam giden oyuncular önemli oyuncular. Belki çok fazla transferde bütçe ayıramadı ama belki de ligimizde elindeki futbolcuların en değerli olduğu takım Trabzonspor. Yani bugün dese ki ya ben transfere para harcayacağım, bir oyuncumu satıyorum dese satabileceği çok oyuncu var. Belki böyle bir planlama da yapılabilirdi. Belki böyle olmaması da bir hatadır. Ne oldu mesela? Uğurcan'ı göndermedin ya da ne bileyim Abdülkadir Ömür'ü göndermedin ya da parmağı... Ya da göndermek istediler, istediği rakamı alamadılar. Ama işte bazen 3-5 milyon euro az parayı az gönderirsin ama öyle bir yapılanma içine girersin ki o sezonu kurtarırsın. Başkan yani. Ama o konuda birazcık pazarlığı seviyor. Mesela Yusuf Yazıcı transferini hatırlayalım. Vermedi. İstediği rakama çıksınlar diye. Ondan sonra verdi. Belki aynı şeyi Uğurcan ve Abdülkadir Ömür için düşünüyor. Ama tren kaçmasın.
Bak, Vida'da olduğu gibi olmasın mesela. Trabzonspor'un ligin üst sıralarında olmasıyla orta sıralarında tabii olması bu oyuncuların değerini etkiler. Vida'yı satmakla Abdülkadir Ömür'ü satmak da farklı şeyler. Tabii. Abdülkadir Ömür'ü sana düşük gelen bir parayla satabilirsin ama bir sonraki transferinde bir madde koyar, parayı alırsın. Vida transferinde böyle bir şey yapmana gerek yok. Ama Abdülkadir Ömür, Uğurcan... Vida'ya 20 milyon euro verildi, Beşiktaş satmadı. Böyle bir haber vardı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden lider çıkarken. Tamam, eyvallah. O başka bir transfer hikayesi. Ama Abdülkadir Ömür'ün gideceği takımdan bir sonraki sıçramasından da para kazanabilirdin. O yüzden buna dayanarak... Şimdi oyuncunun, Nihat çok güzel bir yerden dokundu. Oyuncu belli bir performansla sana bir alıcı getiriyor. Ama bir sonraki sezon hiç alıcısı çıkmayabilir. Sen onu elinde tutarak bir risk alıyorsun. Yusuf Yazıcı örneği çok güzel bir örnek, biliyor musun? Bence kalsaydı değeri düşecekti Trabzonspor'da. Düşecekti çünkü kadro kalitesi de düştü. Şimdi şu anda olsa da bir fark yaratamayabilir. O zaman ne olacak? Senin hayal ettiğin rakamları bir daha görme şansın olmayacak. Değerini bulduğumu satacaksın bana göre. Çünkü takımın performansı, ligde bulunduğu sıralama çok önemli yani oyuncunun değeri açısından. Ya ne oldu ama Trabzon'da bir sürü transfer yaptık ki geçen sezon hani bu transferlerde daha başarılı olduğunu düşünüyorduk Erkan, en azından. Trabzonspor'da ben oynadığım dönemden biliyorum. Trabzon şehrine ayak uyduran, bu takıma katkı veren yabancı oyuncu bulmak Türkiye'deki birçok takıma göre daha zor. Katılıyorum. Çok daha zor. Ve bu tip oyuncular yakaladığın zaman 28-29 yaşındaki Novak gibi. Bunları bonservissiz kaçırmayacaksın artık. O zaman ben yöneticinin başarısından şüphe ederim. Sosa 35 yaşındaymış. Abi sana fark yaratan, maç kazandıran, genç oyuncuna dokunan, oynadığı oyunu etkileyen, takımın oyun kalitesini arttıran oyuncu. Parayı harcayacaksan böyle oyuncuyu harcayacaksın. Zaten 10 senede bir yakalıyorsun. Ondan sonra giderken oyuncuyu o zaten oynamaz 35 falan. Ya şampiyonluğa oynadıysan onun sayesinde oynadın. Nasıl oynamaz? Oynar, devam etsin işte. Sosa'yı ve Novak'ı yıllık ücrette söyleyeyim ben size en fazla 300-500 bin euro yüzünden kaçırdım. Ya mesela Trabzonspor'a ikna edeyim. Acaba oyuncuyla kalmak istedi mi? O da var ya. Bence istemiştir. Abi ikna edeceksin. Bence istemiştir. Tabii belki ikna edeceksin. Mutlular bir de. Belki Novak İstanbul'u istemiş olabilir. Ben Sörlot konusunda niye eleştireyim? Hiç eleştirmem Ahmet Ağlı. Tam tersine büyük bir transfer başarısından bahsediyoruz. Aldın, gol kralı yaptın. Çok ucuza aldın. Belki para etmeyecek bir şey aldın futbol için. Çok büyük bir rakama sattın. Tamam, bu transfer başarısı. Ama Sosa'yı Novak'a bedava bıraktıysan, sana seviye atlatmış oyuncuları. Şimdi gelen oyuncular ne yaparsa yapsın bir kere bu oyuncuların gölgesinde kalıyor. Afobe de Sörlot'un gölgesinde zaten. Kıyaslanılmıyor. Ha, şimdi almışsın, şimdi kadro dışı bıraktın. Bilal'lerden, işte ne bileyim Diabate'lerden falan. Plazalardan. Ha, plazalardan. Şimdi sen bir isim getiriyorsun. İnsanlar buna olursa olur, olmazsa canımız sağ olsun gözüyle bakmaz ki. Hele Trabzonspor gibi futbolla yatıp kalkan bir şehirde, böyle riskli transferleri, üst düzey oyuncuları gönderdikten sonra yapamazsın. O yüzden futbolu gelenler hani ne biliyorsun, ne bekliyorsun, ne istiyorsun bilmiyorum. Çok çok kötü bir transfer politikasıyla gitti. Ya böyle maalesef. İşte bu sezon Beşiktaş'ta en çok kimi konuşuyoruz? Atiba'yı. Atiba'nın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı neredeyse son gün belli oldu. Yani ve aradaki fark 50-100 bin eurolardı. Yani heykeli dikilecek dediğimiz oyuncuyu 50-100 bin euro için neredeyse sezon sözleşme uzatıyordu yani. Sezon başı Atiba'yı hiç görmüyoruz. Evet. Kampa katılmıyor, evet. Sonra geliyor yedek, formayı bir alıyor bırakmıyor yani. Son 2-3 senedir böyle yani Atiba. Kesinlikle. Ve oynuyor halen de. Dong da mesela Galatasaray'la böyle anlaştı. Tabii bazı oyuncuların bazı takımı artık bir süre sonra aidiyet duyguları oluşuyor. Ve çok kolay bir yere gitmiyorlar. Sanırım yöneticilerdeki gevşek davranışın sebebi bu. Rahat davranışın nasıl sebebi bu. Diyor ki nasıl olsa Atiba bizi aradığımız zaman gelir anlaşırız ya bir şey olmaz diyor ama sezon içerisinde de takımın ilk yazılan oyuncusundan bahsediyoruz yaşına bakmaksızın. O zaman gerekli saygıyı göster. Oyuncuna göster. Bu saygıyı hak ediyor. Bu akşamki Dong bu saygıyı hak ediyor. Atiba Beşiktaş'ta sezon genelinde hep hak ediyor. Davranış olarak, duruş olarak, tesisteki ne kadar çok sevildiğini bilirsin. İyi oyuncudan ziyade mütevazı oyuncu daha çok sevilir mesela. Evet. Artık bu oyuncuya saygıyı göster. Bir örnek vereyim size. Dušan Tadić mesela. Ajax'ın oyuncusu 32 yaşında. Onunla 6 sezonluk bir anlaşma imzalıyor Ajax. Ya 5 ya 6. Bunun 3'ü futbolcu olarak. Geri kalan bölümü de futbolu bıraktıktan sonra Ajax'ta teknik heyette olması. Aynı bizim ligimizde olduğu gibi. Bizde de öyle biliyorsun anlaşmalar. 17 takım onu düşünerek yapıyor. Atiba'ya mesela şimdiden yap değil mi? Yaş 38. Oynasın 39-40 istiyorsa ama... O şeyi de ver ona bir özgüveni. Sana Beşiktaş yöneticisi gibi cevap vereyim mi? Yaparız ya Atiba bizim tabii, çocuk. Tabii sen bizim canımızsın. Atiba sonra bizim yaparız. Çocuk yaparız ya. Ya mesela hafta içinde bilmiyorum çok fazla gündeme gelmedi. Şumidika
ligimizin bence başarılı teknik adamlarından biri. Yani Antep gibi bir takımı. Bir kere ligimizde belki tek üçlü defansı oynayan teknik direktör. O konuda bile yani ön planda duruyor. Başka bir sistem oynatıyor. Şimdi sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Gaziantep Spor yöneticisi demiş ki ya bakarız Şumidika böyle devam ederse imzalarız demiş Mart gibi. Hoca da diyor ki bu diyor benim takım getirdiğim noktaya hani yakışmıyor diyor bu söylemler. Ya başarıysa tuttuysa doku, sen de önümüzdeki sezonlarda da böyle devam edeceğine inanıyorsan otur masaya imza al. Peki böyle devam ederse niye Şumidika seninle anlaşsın ki? Daha iyi. Yani böyle devam ederse ben Şumidika olsam anlaşmam bir daha. Derim ki daha hani kendisine şampiyonluk hedefleyen ki muhtemelen de gelecektir biliyorsun değil mi? Bir teklif de gelir. O zaman sen değil de Şumidika seni seçmek durumunda kalır. Böyle devam ederse işte tam Anadolu Kulübü yöneticisi. Tebrik yani, etmek lazım. Şunu da konuşalım. Aklımdaydı bu soruyu sormak. Luyendam oyuna girdikten sonra Galatasaray üçlü stoper oynadı değil mi? Yanlış görmedim ben. Neden? Hatta kanatlarla beraberdi. Beşe döndü. Çünkü o sıralarda... Çift santrafora döndüğü için. Evet. Şimdi önümüzdeki haftada Taylan yok. Donk orta sahada mı oynar yoksa böyle bir döngü yapar mı? Oynamaz. Neden üçlüye döndü? Çünkü Trabzonspor çift forvetle oynuyordu yani. Çift forvetle oynadı mı mecbur orada üçlü defans ki sağ bek sol bek de geldi mi beşli defans olur onun adı. Çok da doğru bir hamleydi. Hı-hı. Bu işte maçın içindeki değişiklik rakibine böyle pozisyon verdirdi atamadı ama doğru bir değişiklikti yani sistemsel olarak. Maçın içerisinde top kenara indiği zaman hatta biz konuşurken dedik ki orta yapıyor bir oyuncu var. Dört Galatasaraylı'ya bir santrafor Yanini'ye orta yapıyorlar. Böyle gol mü olur dedik. Mucize. İşte o problemi aşabilmek için ikili santrafora attı Abdullah Hoca. İyi oynamazken bile pozisyon buldu. Karşı hamle nedir? 2'ye 2 kalacağına 3'e 2 yapmak. O Galatasaray için böyle Trabzonspor maçının son 15 dakikasında oynanacak bir oyun. Onun dışında Galatasaray rakibine göre çok pozisyon alacak bir takım değil. Pozisyon aldırtır daha çok. Peki gündüz bölümünde de şunu soralım. Lider değişir mi? Alanyaspor Antep deplasmanında olacak. Bir kere çok yani güzel Galatasaray maç. Liderliğini devam ettirir mi? O maçı bağlı çünkü. Çok güzel maç. Tabiri caizse uçan bir Antep var yani. Özellikle de iç sahada uzun zamandır mağlup olmayan bir Antep. Rakiplerine ters gelen bir sistemle oynayan bir Antep. Ya çok güzel maç olacak yani. Bir de Galatasaray maçının baskısı bakalım Alanyaspor'da olacak mı? Sonuçta kazandı. Tabii. Rahat. Şimdi Alanyaspor çıtayı çok yükseltti. Artık her maçı final gibi. Onlar da düşünüyor yani şampiyonluğu. Başakşehir oldu, Bursa Spor oldu. Biz neden olmayalım diyor. İyi Sivas bir kadrosu oynadı. Var. Sivas örneği var. Oraları kovaladı. Sivas Spor geçen sene. Yıl biz neden olmayalım diyor. Tamamladı. Şimdi bu çok büyük bir sınav yani Alanyaspor için bu maç. Buraların baskısı, stresi çok farklı. Bir de rakip de çok formda tabii yani. Şöyle söyleyeyim. Alanya tarafından bakarsan kazanamasa ve ikinci sıraya düşse, üçüncü sıraya düşse bazen geriden gelerek takip etmek senin üstündeki baskıyı azaltabilir. O yüzden yarınki maçı kazanamazsan ne olur kısmında çok hedeften bir şaşma işte olmaz diye düşünüyorum. Kazanamadığı bir maç var mesela işte Denizli'ye kaybetti. Elbette mesela. Anadolu takımlarında çok az görülen bir şeye sahip Antep takımı kazanma alışkanlığı. Yani Anadolu takımları iki kazanır, bir berabere kalır, bir kaybeder, tekrar bir kazanır falan. Böyle düşe kalka giderler genelde. Ama bu kazanma alışkanlığı içeride dışarıda çok nadir görünen bir şey. Devam ederlerse beni hiç şaşırtmayacaklar. Evet. Çünkü oyuncular çok benimsedi. Teknik direktörünü de, oynatmak istedikleri oyunu da. Alanyaspor topu Antep'e bırakırsa daha çok şansı var. Ya her ne kadar teknik direktörleri dışarıdan böyle biraz antipatik gözükse de oyuncular seviyor yani. Gördünüz mü ya o soyunma odasında bir hediye veriyorlar da. Tabii soyunma odası görüntüleri falan. Seviyorlar yani takım olmuşlar. Bu da sahaya yansıyor. Denizli Ankara Gücü maçında merak ediyorum. Yalçın Koşukavak göreve geldikten sonra iki maçında kazandı Denizli Spor. Hoca farklı işler de yapıyor. İşte bir taktik kağıdı verdi görmüşsünüzdür sahada. Evet. 3-3-3 bir şeklinde bir dizilim ortaya çıkmış. Ankara Gücü'nün de mesela kadro olarak çok zayıf buluyorum ama Beşiktaş maçında o müdahaleli oyununu çok beğendim. Çok iyi oynadılar yani. Çok çok iyi oynadılar. Tabii devam ettirebilirler mi? Beşiktaş maçının konsantrasyonu başkadır. Denizli Spor maçının belki daha kendini kazanmaya yakın hissedecek, ona göre oynayacak falan ama böyle müdahaleli oyunları oynayan takımları yenmek çok zor. Peki. Çok teşekkürler Nihat Kahveci ve Erman Özgür. Yarın Emre Tilev eşlik edecek Nihat Kahveci ve Erman Özgür'e. Bu akşam bizden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.